Havacılık sektörü 2020 yılında önemli gelişmeler beklerken COVID-19 salgını nedeniyle büyük çöküş yaşadı. Sektörün 2019 seviyelerine ne zaman döneceği henüz belirsiz. Yeni yılın ilk verilerinin de beklentileri karşılayamaması sektörde hayal kırıklığı yarattı. Tüm bu yaşananlar hiç kuşkusuz pek çok yeniliğin ve dönüşümün beklendiği havacılık sektörünün gelecek 10 yılını etkileyecek. Salgın sonrası değişen stratejiler ve devam eden belirsizliklere rağmen havacılıkta 2030 yılına kadar önemli yenilikler ve farklılıklarla tanışacağız. İşte 10 yılda sektörden beklenen değişimler. ...2019 yılında dünya genelinde 4,3 milyar kişi uçakla seyahat etti. Salgınla birlikte bu sayı 2 milyar civarına geriledi. 2030'lu yıllarda hava yolunu tercih edenlerin sayısının ise 6 milyarı geçeceği, 7 milyara yaklaşacağı tahmin ediliyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA verilerine göre 2025 yılına kadar Çin dünyanın en büyük havayolu pazarı olarak ABD'yi geçecek. Aynı zamanda Çin 2040'larda dünya havacılık pazarından en büyük pastayı alacak. Havacılık endüstrisindeki şirketlerden Çin pazarına giremeyenler geri planda kalacak. Çin'le birlikte Asya-Pasifik bölgesi havacılığın merkezi konumuna gelecek. Hindistan ve Endonezya da bugünkü durumlarından daha iyi konumda olacaklar. ABD ile birlikte batılı birçok ülke ve özellikle İngiltere pazarında düşüş olacak. ...2030'lu yıllara gelindiğinde uydu teknolojisinin gelişmesiyle birlikte uçak içindeki teknolojiler en üst seviyeye çıkacak. Uçuş süresi boyunca kesintisiz ve hızlı Wi-Fi kullanımı günlük ihtiyacın bir parçası olacak. Birbiriyle entegre edilen sistemler uçakların yerde kalma sürelerini kısaltacak. Yeni teknolojiler sayesinde teknik arızalar önceden fark edilecek ve hızlı müdahale edilecek. Maliyetler düşecek, verimlilik artacak. Yolcu güvenliği ve konforu açısından da maksimum fayda sağlanacak. Özellikle uçak içindeki sanal gerçeklik teknolojilerinde ve koltuk tasarımlarında önemli gelişmeler olacak. Böylece uçak içi eğlence sistemleri yolcu konforu daha da artırılacak. Efsane Concorde uçuşlarına 2003 yılında son verdi. Böylece süpersonik seyahatler sona ererken sesten hızlı yolculuk hiç gündemden düşmedi. Boeing, Lockheed Martin, Ariane, Spike, Boom Aerospace gibi şirketler şu anda süpersonik uçak projeleri üzerinde çalışıyor. Hedef 10 yıl içinde özellikle uzun mesafeli rotalarda süpersonik uçuşların başlaması. Bu konudaki önemli projelerden biri olan Ariane'a ait AS-2 ABD'li özel jet işletme şirketi NetJets'ten 20 adet sipariş aldı. AS-2'nin üretimine 2023'te başlaması planlanıyor. Sesten hızlı seyahatler için tasarlanan tüm modellerin kapasiteleri ise 100 yolcunun altında. American Express'in yatırım yaptığı Boom Overture 50-75 yolcu, Ariane S2 811 yolcu, Spike S512 ise 18 yolcu kapasiteli olarak hizmet sunacak. Elektrikli uçaklar önümüzdeki yıllarda gelişme gösterecek bir başka alan olacak. Bu konuda birçok proje yürütülüyor. Slovenya merkezli Pipistrel Aircraft'ın ürettiği Velis Electro, Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı EASA'dan sertifika alan tamamen elektrikli ilk uçak oldu. NASA, 14 motorlu tam elektrikli deneysel uçağı X-57 Maxwell ile ilgili çalışmalarına devam ederken, Cessna Caravan 208B, Magnix şirketinin geliştirdiği elektrik motorlarla geçen yıl tarihi bir uçuşa imza attı. Güneş enerjili Solar Impulse'ın kurucularından Andre Borschberg'in elektrikli eğitim uçağı H-55 dikkati çeken bir başka proje. Ancak elektrikli uçaklarla ilgili son gelişme Mart ayı başında İngiltere'de yaşandı. Rolls-Royce'un geliştirdiği tam elektrikli Spirit of Aviation uçağı taksi testini başarıyla yaptı. İlk uçuşunu önümüzdeki bahar aylarında yapması planlanan Spirit of Aviation'ın saatte 482 km hıza ulaşması ve en hızlı elektrik uçağı olması hedefleniyor. Önümüzdeki 10 yılda uçan otomobillerin de hayatımızda yer alması bekleniyor.
COVID-19 salgınının çok etkilemediği uçan otomobillerle ilgili 400 civarında proje yürütülüyor. Hangisinin ne zaman öne çıkacağı ve nasıl bir teknolojik farklılık sergileyeceği henüz bilinmiyor. Son olarak ABD'li Terrafuja'nın uçan otomobili Transition FAA'den testler için uçuşa elverişlilik sertifikası aldı. Daha önce de Hollandalı Palvee'nin geliştirdiği uçan otomobil Liberty, Avrupa Birliği'nden yollarda kullanılmak üzere onay almıştı. Henüz havacılık otoriteleri uçan otomobiller ve yolcu taşıyan dronlar için düzenleme yapmış değiller. Bu projelerin çok yakında gökyüzünde olması bekleniyor. Ama şehirlerin buna hazır hale gelmesi 2030'u bulacak.